Mini mini çalışkan yediler tarafından ısrarla istenen ve beklenen her videonun altında yorumlarda hocam bak paylaşmazsan evini yurdunu barkını ofisini bulur patlatırız yağmalarız bilgisayarlarını yakar yıkarız şeklinde tehditlerle istenen o malum konuya geldik doğru ve ters orantı dolayısıyla o zaman ne diyoruz? Herkeslere selamlar ben Melih hocanız ve şu anda Partikül Matematik kanalındasınız sevgili mini mini 7. sınıflar Mini mini birler çalışkan yediler. Nasılsınız bakalım? Umarım keyifler yerinde Her şey yolundadır. Bugün o beklediğiniz malum videoya geldik. Dolayısıyla da doğru ve ters orantının altından girip üstünden çıkacağız. Hiç tedirgin olma merak etme. Ama sen ne yapıyorsun? Tabii ki de boş beleş öyle beklemiyorsunuz. Ha o kadar videoya gelmişsiniz. Bak Melih Hoca sana bombastik sorular hazırlamış. Dolayısıyla ne yapıyorsun? Abone olmadan izlemeyi unutmuyorsunuz. Dolayısıyla ücretsiz, kefesiz, şartsız sürürüz. Abone ol butonuna tık pıt yapıyorsun bir pıt ke kelebekler gibi pıt yapıp ee, o kadar yani aramıza katılmış oluyorsunuz. Dolayısıyla şimdiden o yeni öğrendiğim kalp işaretini de yaparaktan sizleri seviyorum ve aramıza hoş geldiniz diyorum. Videoyu da tabii ki de beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Yorumlarınızı da atmayı unutmayın. Hocam tam ofisine gelecektim ki videoyu paylaştın. Gözüm üstünde şeklinde videolarınızı atabilirsiniz dedim ve hop şak. Doğru ve ters orantı sayfasına seni aldım. İlk sayfa yani doğru orantıyla Başlıyoruz efendim. Hadi başlayalım. Şimdi oran orantıyı anlatmıştık zaten bir önceki videoda. Orada tabii genel e, orantıdan bahsettik. Doğru orantı, ters orantı biraz daha özele kaçıyor. Ha, Doğru orantı bir tık daha oran mantığıyla çözeceğimiz e, bir konu başlığı. Ama ters orantıda işler çirkinleşecek. Yine buraları kan revan götürecek. Haberin olsun. İki çokluktan biri artarken diğeri de artıyor. Biri azalırken diğeri de azalıyorsa bu tür çokluklara doğru orantılı denir. Gel. Hocam doğru orantıyı bize şekillerle anlat. Aha bu. Bu. İkisi de artıyorsa ya da ikisi de azalıyorsa bu doğru orantıdır. Dolayısıyla sana verilen problemde şu hareketi yapabiliyor musun ya da şu hareketi yapabiliyor musun? Bak bu da olur bu da olur. Tamam. Dolayısıyla bunlar bize doğru orantıyı verir. Hadi örnek ver. Hocam biz örneksiz anlamıyoruz diyenler için de hemen patlattım. Örneğimiz şu. İşçi sayısı ve yapılan iş miktarı. Şimdi bak. İşçiyi artırırsanız e, yapılan iş miktarında ne olur? Bak şu da artar, bu da artar değil mi? İşte bak ne oldu? Oklar aynı yönü gösterdi o zaman bu bir doğru orantıdır. Peki benzin miktarıyla gidilen yol mesela iki tane farklı çokluk. Bunlar doğru orantı mıdır? Bakıyorum. E benzin miktarı çok benzininiz varsa ki bu devirde biraz zor. Biraz zor yapacak bir şey yok yani ben 50 liralık alıyorum yetiyor diyemezsiniz 50 liraya anca e, yarım litre bir litre falan veriyorlar işte artık. Dolayısıyla da benzin miktarı artarsa gideceğin yol da artar tamam mı? Dolayısıyla da doğru orantı bu şekilde. Peki doğru orantılı iki çokluğun birbirine bölümü nedir? Sabittir işte biz buna ne diyoruz? Hemen notunu al biz buna orantı sabitti diyoruz anlaştık mı? Mevzular işte da bu şekilde. Yani doğru orantılı iki çokluk varsa orada daha çok böyle A bölü B yapmaya çalışacağız. Bilginiz olsun. Dedim ve geçtim. Azıcık da soru çöz hocam. Sorusuz matematik olmaz diyenler için sorumuz ekranda. Aynı nitelikte 10 işçimiz var. Bir günde 300 metrekare yolu asfaltlıyor. Tamam. Peki aynı nitelikte 15 işçimiz olsaydı bir günde kaç metrekare yolu asfaltlardık? Hemen konuşalım. Şimdi Orantı sorularının genel çözüm mantalitesini anlatıyorum. Aman dikkat. 2,5 santim kadar ekrana yaklaşınız. 2,5, 5, 7,5, 10. Şek ya bu şarkı dilime takıldı. Allah kahretmesin. Şimdi 10 işçi. Bak bunu yazıyorsun tamam mı? 10 işçi. Eşittir. Karşısında ne var? 300 metrekare yol. Bu kadar. Hemen altına geliyorsun. İşçinin altına işçiyi yazacaksın. İkinci senaryoya geçtim bak. Birinci senaryo bu. 10 işçi 300 metrekare yol asfaltlıyormuş. Tamam eyvallah. İkinci senaryo 15 işçi. Hemen yazıyorum. 15 işçi. Kaç metrekare yol biliyor musun? Hayır. O zaman patlatıyorsun x'ini ve cart diye çekiyorsun çizgini. Soru bitmiştir. Bundan sonra da düşüneceğin şey bu arkadaş doğru orantı mı ters orantı mı? Şimdi ne demiştik? İşçi sayısı artarsa daha fazla yol, daha fazla iş yaparız. Daha fazla yol asfaltlarız. O zaman ne diyorsunun? İki tarafta da aynı ok. İkisi de artıyor. Şu hareket var yani şu hareket. Tamam. O zaman buna ne diyorsun? Önce bak bunu mutlaka yazıyorsun. Bu bir doğru orantı. Şimdi uyanıklar çıkacak. Hocam zaten doğru orantıyı anlatıyorsun. Başka ne sorabilirsin ki? Hayır. Öyle yapmayın bak. Böyle yaparsan kaybedersin. Sen olayın nasıl ilerlediğini anla ki sonra test kitabını açtığında Patates olmayın. Tamam mı? Şimdi ikisi de artı. Tamam. Doğru orantı tespit ettik. Tamam. Bundan sonra ne yapacaksın? Şunu unutmayın. Doğru orantılar ters çözülür. Tamam mı? Ne demek istiyorsun hocam? Şöyle. Bak. Çapraz çarpımları birbirine eşitleyeceksiniz. Ters çözülür dediğim mevzu bu. Yani içler dışlar çarpımı yapacağız. 10 işçi çarpı x eşittir. 15 işçi çarpı 300. Hadi geçmiş olsun. Bundan sonrası sadeleştirme. Hop bir sıfır attım. Şuradan da attım. X eşittir ne buldum? 15, 3, 45. Bir de sıfır var. 450 metre kare. Haydi geçmiş olsun. Tamam. 10 hemen sadeleşti. İşimiz kolay oldu. Mevzular bu şekilde dedim ve ters orantıya geçtim. Doğru orantı bitti mi hocam? Hayır hayır bitmedi. Birazdan sorular çözeceğim ama... Sen köfte hor. Ben sizin ciğeriniz biliyorum oğlum. Siz böyle çakallık, çukulluk yapacaksınız diye İki konuyu da verip karışık soru çözeceğim. Ki anlama doğru orantımı ters orantımı diye ezbere çözme. Ben siz var Allah'ına. Yaklaş. Ters orantı nedir peki hocam? Ters orantı biri artarken diğeri azalacak ya da biri azalırken diğeri artacak. Gel. Dur. Nereye gel? Gelemedin. Şimdi gel. Heh. Şu hareketi göreceksiniz. Bunu yapabiliyor musun? Bak teknik olarak beynin iki tarafını farklı kullanıyorsunuz. Biri artarken biri azalacak. Biri artar ya da şöyle. Tamam. Mevzu bu ters hareket göreceksin. Hemen hocam örnek ver. Örnek ver hocam. Veriyorum. Bak şimdi işçi sayısı artarsa, buraya dikkat, et, İşin bitme süresi azalır. Tamam? Bak ters orantı var. Ne demek istiyorum Örnekle. Bak şimdi bir evde iş var, tamam mı? Sen atıyorum bir işçi çalışıyor. Koca evin yükünü bir işçi yapıyor. Sen oraya yıl bakalım bin tane işçi, yüz tane işçi gelsin. O zaman ne olur? İşin bitme süresi? çat azalır. Atıyorum 100 günde bitecekken bir günde bitiverir. Tamam İşçi artarsa o zaman işin bitme süresi gün azalıyormuş. Peki mesela havuz musluk sayısı. E, havuzun musluk sayısını arttırırsanız doldurma süresi ne olur? Azalır. Süresi azalır. Yani sen bir musluk havuzu açtın. Açtın bekle. 3 ay bekle onu. Havuz dolacak diye bekle. Ama bir havuz bir musluk değil de 36 musluk olsa o zaman atıyorum 3 ayda değil de çat. Bir günde dolacak havuz. Tamam. Dolayısıyla musluk sayısını arttırdım. Havuzun dolma süresi, süresi günü 3 aydan bir güne düştü. Tamam. Şu hareket. Bak bunu her gün evde yapacaksınız. Mesela çalışıyorsun evde şimdi. Ee, bu konuyu videoyu izledin. Şöyle çalışıyoruz. Tamam. Etraftakiler farklı düşünebilir. <laughs> Annem baban endişelenebilir. Eyvah bizim çocuk gidiyor. Bizim çocuk böyle yapıyor. Böyle annen günlerde falan anlatacak. Mesela gidecek toplantılar, konuşmalar. Arkadaşlar da bizim çocuk böyle yapıyor. Ne yapacağız? Böyle endişelenebilir. Olsun. Sen konuyu anlamak için şu hareketleri evde sık sık tekrar edeceksiniz. Yine de yalnız ortamlarda yaparsanız daha mantıklı olabilir. Başkasına görmesine gerek yok. Ters orantılarda ise çarpımın sonucu bir sabite eşittir. Tamam mı? Yani iki çokluğun birbirini çarp. Ne yapıyorduk? Doğru orantıda A bölü B yapıyorduk. Orantı sabitinde eşittir. Ters orantıda A çarpı B'yi eşitleyeceğiz. Neden biliyor musun? A çarpı B'yi K'ya eşitliyoruz. Çünkü biri artarken diğeri de azalıyor ya. Yani o denge hiç bozulmayacak. Ama doğru orantıdaki mantık ne? Bu artarken bu da artacak ki yine o denge, o sabit yine bozulmayacak. Anladın? Gel soru. Soruya gel. Aynı hızla çalışan 15 usta bak işçi. 15 ustamız var. Bir duvarı 6 günde örebiliyorlarmış. Tak 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 6 günde örüyorlar. Peki 5 usta aynı duvarı kaç günde örer? Hemen yaklaş bakalım. Orantı çözme mantığı aynı. Doğru orantıda olduğu gibi yazıyorsun. Diyorsun ki yani 15 usta 6 gün. Tamam. Birinci senaryo bitti. 15 Usta 6 gün. Birinci film çekildi. İkinci filme geçiyorum. 5 Usta diyor. Ha, ustanın altına ustayı yazacaksın. 5 Usta. Kaç gün? Bilmiyorum. X. Cart. Şimdi sorunun birinci aşaması knockout. Yerde sürü diyor şu an soru. Son darbeyi vuracağız. O da nedir? Bu soru ters orantı mı doğru orantı mı nasıl anlarız hocam? Şimdi bak sen ne yapmışsın? Usta sayısını azalttın. Birinci senaryoda 15 usta var ama baban dedi ki eyvah batıyoruz bu ay çıkartamayacağız galiba dedi. 5 ustaya düştü. O zaman da ne olur? E, 6 günde bitebilecek iş oldu sana arttı değil mi? Daha uzun sürede biter. 6 gün değil de 36 gün çıkacak mesela. Dolayısıyla anladık hocam bu bir ters orantı. Geçmiş olsun. Şimdi bana yaklaş. Ters orantılar düz çözülür. Doğru orantılar ters çözülüyordu ters orantılar düz çözülür. Tamam bunu da evde ezberle. Dolayısıyla düz çözmek ne demek? Şöyle çarpımlarını yan yana düz çarpımlarını eşitliyorsun. 15 çarpı 6 bak 15 çarpı 6 eşittir diyorsun. 5 çarpı x'e. Hoppadanak şu 5'ler iki tarafta da sadeleşsin. 5'i 5'e böldüm. 15 5'e böldüm. 3 kere 6'dan da x'i ne buldum? 18. Yapıştır Bursa'ya geç. Tamam mevzu bu kadar. Hoppadanak geldik. Problems kısmına. Hadi bakalım. Hadi şimdi de ezbere yap. O ters orantı çözüyor hocam. Bu kesin ters orantı. Vıdı 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 vıdı. Hocam doğru orantı çözüyoruz. Fıtı 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 fıtı. doğru orantı mı? Öyle dünya yok. Meli hoca yakalar. Öyle uyanıklık burada olmaz. Dolayısıyla her soruda düşüneceksiniz. Şimdi sorulara tek tek yaklaşalım. irdeleyelim, Yapıştıralım çözelim. Tamam. Bakıyorum. 15 litre süt 90 TL ise 7 litre süt kaçtır? Hocam bunu ilkokul mantığıyla da çözebiliriz. Doğru çözebilirsin. Bu daha ilk soru. Ağırdan alıyorum. Birazdan dediğim gibi tansiyonunuz düşecek. Bu soru kolay hocam hemen geçeyim. Yok. Hepsini çok iyi öğren. Ki zor soru geldiğinde de aynı mantığı kullanacağım. Yazıyorsun ya 15 litre süt diyorsun. 90 TL ise litreyi düşürmüşüz. Kaç paradır? Litre düşmüş. Oğlum litre düşerse sütün fiyatı da toplam ödeyeceğim fiyatta düşer. O zaman bu kabak gibi doğru orantı sorusudur. Doğru orantı olduğu için ters çözüyorum. 15 çarpı x diyorum eşittir. 90 çarpı 7'ye. Her yani iki tarafı da 15'e çatır çutur bölüyorum. Neydi bu kuralımız? Partikül matematik tarafından. Cartcurt teoremi. Cartcurt. 15'ler gidiyor. Ve x eşittir. <laughs> 90 15'e böler misiniz sizi zahmet? Hadi yaz yorumlarda bekliyorum. Lan, olur mu öyle şey? Siz de hemen atlamayın. Ee, 15'e böl bölebilirsen. Yani 6 kere var diyebilir miyiz? 6 kere var diyelim. 6 kere 7'den de 42 diyelim. Ve 42 TL olduğunu söyleyelim. O zaman 7 litre süt 42'ymiş. Demek ki litresi 6 liradan. Tamam bu mevzuyu anlaman için biliyorum bunu ilkokul çocuğu da çözer. Yani hocam 90 lira 15 de 1 litresini bulurum sonra 7 litresini bulurum falan. Ama orantıyla çözmeyi öğrenmemiz lazım. Şimdi bunu az önce çözmedik mi ya benzerini çözdük. Rakamlar farklı. Aynı hızla çalışabilen 16 usta bir duvara 6 günde örüyormuş. 16 usta hızlı geçeceğim bunu benzerini çözdüğüm için 6 gün. 5 usta 5 usta Aynı duvarı kaç günde örebilir? Çat. Hemen bakıyorum içler dışlarımı. Yapı... Pardon özür dilerim özür dilerim. Bu bir <laughs> usta sayısı azaldı gün sayısı arttıdan dolayı ters orantı sorusu hızlı çözeceğiz derken yanlış çözüyorduk. Dolayısıyla doğru çözüyoruz. Yani 16 çarpı 6 eşittir 5 çarpı x tam çıkmayacak ya. Bu soru araya kaynamış hemen bir bakacağım. Şuna 10 gün diyelim 10. 10 diyelim ona 10 günde yapsın. Yani şurayı 10 ile düzeltelim. Çünkü gün hani buçuklu çıkması mantıklı değil. Hani 3 buçuk günde örerler falan öyle yapmayalım. Dolayısıyla şurası 16 çarpı 10 eşittir 5 çarpı x. 5 ile 10 sadeleşti burası 2 kaldı. O zaman bakınız x ne çıktı? 32 gün çıktı. Dediğim gibi benzerini çözmüştük bunu hızlıca geçtim. Şimdi biraz daha sertleşiyoruz artık. Sorular biraz canımızı sıkmaya başlayacak. Dikkat! Şekilde verilen kumaş kalıbı alanı değişmeyecek şekilde yeniden boyutlandırılacaktır. Alan değişmeyecekmiş. Dikkat! Boyutlandırılmış kuması, kumaşın kısa kenarı 90 cm. 60'dan 90'a fırtlamış. Buna göre uzun kenarı kaç cm olur diyor. Hmm. Şimdi kısa kenar 60 ken uzun kenar 180 ise kısa kenar 90 ken uzun kenar ne olur? Cart. Şimdi ne olur? Burada tabii ki de uzun e, alan değişmeyecek ya toplam alan. O zaman şöyle düşünsün, bak bunu da yine normal çözersin dört işlemde. Ama oran orantıya ben sana nasıl e, uyarlanabileceğini gösteriyorum. Bak şimdi sen kısa kenarını arttırdın. Kısa kenarı arttırdıysan ne bekleriz? Uzun kenarın düşmesini bekleriz. Yani burada ne var? Bir ters orantı var. Dolayısıyla burada düz çözüm yapacağız. Yani 60 çarpı 180 eşittir diyeceğiz. 90 çarpı x. Tabii ki de çat hemen şurada sıfırları atalım. 9'da da 18 adet 2. x eşittir 60 çarpı 2'den 120. Anlaştık mı? Bunu da bu şekilde tokatlayabiliriz. Geldim dördüncü soruma. Şimdi işler işte bundan sonra gerçekten bambaşka bir hale giriyor. Bu soru karşına gelebilecek en ho oh sorulardan biri. Gerçekten ho oh bir soru. Ho oh desek oh olurdu yani. Bakalım hemen. Şimdi bir okul kantininde 400 öğrenciye 60 gün yetecek kadar tost ekmeği varmış. Şey maşallah. Oğlum 60 güne ekmek taze kalır mı? Nedir bu kantincilerden çektiklerimiz ya? Bu arada yaz. Kantinde tost kaç para? Kaşarlı, düz, sade. Küçük tost. Kaç para bir Kamuoyu yoklaması yapalım. İl yazıyorsun, hocam Amasya e, 30 lira, <laughs> salladım. Hocam İzmir 40 lira. Of toz fiyatlarına bak. Şöyle bir herkes bir baksın bakalım ya kazıklanıyor musunuz? En azından en azından bundan sonra kantinciye kantinceye gittinde e, abi abi, abla abla. Ya Amasya'da 20 liraymış sen niye 30'a satıyorsun? şeklinde pazarlık yapabilirsiniz. Of be. İşte partikül Matematik gücünü gösterelim. Tamam mı? Hadi bakalım sizden indirimler bekliyorum. Şimdi 400 öğrenci 60 gün yetecek tost var. 18 gün sonra. 18 gün sonra. Okuldan 100 öğrenci ayrılacağına göre. Hey ne oluyor lan? 100 öğrenci nereye gönderiyoruz? Kalan tost ekmekleri kalan öğrencilere kaç gün yeter? Ne oldu? Zor soru değil mi? Yalnız vitesi birden 3'ten 8'e taktık. Onu da söylemiş olayım. Şimdi gençler bu soruda nasıl davranacaksınız? Öncelikle şunu bir anlamamız lazım. Bak 400 öğrenci 60 gün yetecek tostumuz var. Fakat 18 gün sonra bir öğrenci de değişiklik oluyor. Şu an olmuyor. Yani şunu yazamazsın. 400 öğrenci 60 e, günlük tost işte 300 öğrenci kaç günlük tost diyemezsin. Şu an için 18 gün sonrayı bulmam lazım. O zaman diyeceğim ki tarihleri ileri sarıyoruz. Tamam mı? 60'tan 18'i bir çıkaralım. Hani 60 günlük tostum vardı. 18 gün sonraya gidelim çünkü 18 gün boyunca hala 400 öğrencimiz var. Tamam. O zaman ilerletiyorum tarihi böyle zırz, 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 ileriye sarıyorum. Şurası 2 5'ten 1 çıktı. 4. Ee, Dolayısıyla kaç gün kaldı? 42 gün kaldı. O zaman orantıya şöyle başlayacaksın. Diyeceksin ki 400 öğrenciye 400 öğrenci, talebe. Bunlara 42 günlük tost ekmeği var. Şu an 18 gün sonra yani geldik o güne. Şimdi o günden başlatıyoruz orantıyı. 400 öğrenci 42 günlük tostum var. Hatta gün yazalım ya. 42 42 tost dedik. Tost olur mu lan? 42 günlük tost. Tamam. Mı? 42 günlük yetecek yemek var. 100 öğrenci ayrılıyor. Hmm. O zaman ne diyeceğim? Öğrenci sayısına 300 öğrenci diyeceğim. 400 öğrenciydi. 100'ü gitti 300 kaldı. <laughs> Bunlara ee, kalan tost ekmekleri artık yani 42 günlük tost ekmeğim vardı 400 öğrenci için. Öğrenci sayısı 300'e düştü. Kaç gün gider? Bak şimdi. Bunu lütfen mantıkla anlamaya çalışıyorsunuz. Çünkü doğru orantı, ters orantı soruları önce mevzuyu anlamakla başlar. Şimdi ben kantinciyim. Tamam mı? 400 öğrenci var okulda ve 42 günlük tost ekmeğim var hazırda. Bayat, mayat, küflenmiş olabilir. Ne olacak lan öğrenci yer onu. Tamam, şimdi. Dolayısıyla 400'e öğrenci 42 gün. Tamam. Öğrenci sayısı birden azalıyor. 300 öğrenci eyvah. Ne düşünür kantinci? Lan gitti bizim faralar. Hepsi dağılıyor. Tamam. Dolayısıyla öğrenci sayısındaki artış ne olur? o kalan ekmeklerin sayısını arttır, Gün sayısını arttırır. Yani daha fazla gün yeter o öğrenci. Çünkü sen öğrenci şöyle düşün. 400 öğrenci 42 gün yetecek. Bir öğrenci kalsa okulda. Okulda bir öğrenci kaldı. Absürt bir şekilde düşünelim. Bir öğrenci kaldı o zaman ona o 5 yıl yeter. Tamam. Dolayısıyla ne var burada? Ters orantı var. O zaman da ne diyorum? Bu arkadaş bir ters orantı sorusu düz çözülecek. Tamam. Tamam. Hemen yazıyorum. 400 çarpı 42 yan yana çarpımları eşitliyorum. 300 çarpı x. Hemen ne yaptım? 2 0 gitti. Andan sonra 3 ile de 42'yi sadeleştirdim. Şurası 14. x eşittir 4 kere 14. Ee, 56. O zaman kalan toz ekmekleri kalan öğrencilere... 56 gün yeter. Bak normalde neydi? 42 gün yetiyordu. 400 öğrenci vardı çünkü. Düştü onlar 300 öğrenciye. Artık 42 gün değil, 56 gün yetecek. İyice bayatlayacak. İyice böyle ekmeğin içinden e, böyle uzaylı gibi kafalar çıkacak böyle değişik bir hale gelecekler. Tamam. Geçtim son sayfama. O da nedir? Planlama, deneme taktikleri ve rehberlik motivasyon yazıları içeren Partikül LGS defterinin tanıtımıyla bitiriyorum. Tanıtmayacağım artık biliyorsunuz. Bunu ne yapabilirsiniz? Artık sizin bir gözünüz LGS canavarı. Oraya bakıyorsunuz. LGS'ye göz kırpıyorsunuz. Dolayısıyla şimdiden planlı çalışmaya başlamak, deneme taktiklerini şimdiden öğrenmek, bunları açıp okuyacaksın. YouTube dışında özel hazırladığımız da taktiklerdir. Rehberlik ve motivasyon yazılarıyla da her düştüğünde, motivasyonun düştüğünde nasıl uyanırsın? Nasıl kalkıp tekrardan böyle koştura koştura çalışmaya başlarsın? Onunla ilgili de güzel yazılar var. Dolayısıyla şimdiden edinip planlı çalışmaya başlayabilir. Kendinizi de sınav taktikleri açısından geliştirebilirsiniz. Dedim ve dersinde burada sonuna Görüntü gitti, görüntü geldi. Değil, ses gitti, ses geldi. Tamam, şu an beraberiz. Dolayısıyla bir sonraki videoda yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki video bu arada yüzdeler yüzdelerde sizleri tekrardan burada görmek istiyorum. Tekrardan sizleri burada görebilmem için de ne yapıyorsunuz? Abone olmayı unutmuyorsunuz ki bildirim gelsin. Sen de çat dadanak buraya zıpla gel. Tamam. Bir sonraki videoda yeniden görüşünce de kendinize çok iyi bakın. Ve matematikle kalın. Hoşçakalın.